Emre abi hayırdır? Ne oluyor burada? Hoca gözüm aydın. Bana çok büyük bir iş çıktı. Bak başkan oynuyor ya şimdi. Birazdan açıklama yapacağım. Sevgili Gedikli halkı. Sizler için yıllardır yeşil yeşil vurmaktan başka bir işe yaramayan bu yeşil alanı çok büyük bir turizm merkezi haline getireceğiz. Evet sevgili Gedikli halkı. Ben buna belediye başkanımız olarak karar vermiş bulunuyorum. Çok. Sevgili Gedikli halkı. Bu masraflar sizin cebinizden yani belediye kaynaklarından karşılanır. Bu turizm merkezine gezi alanları, yiyecek alanları aynı zamanda hiç utanmadan çekirdek çitleyip kabuğunu atabileceğiniz alanlar ve aynı zamanda tuvaletler yapılacaktır. İhaleye katılmak için tam bir saat vakit vardır. Şimdi çalsın davullar, vursun kazmalar. Hocam gördün ya, artık çok büyük oynuyorum ben. İyi ama abi, başkan bir ihale var dedi. Ya ihale açılalı bir hafta oldu. Ama ihaleye katılanlardan hiçbirinin başvurusunu kabul etmedi başkan benim dışımda. Eh bunda da yılların tecrübesi var tabii. Başkanım göreceksin, süper yapacağım buraya ya, süper. Neyse ki ihaleye katılanların hiçbiri adam değilmiş. Hepsi de eğlendi, şansa bak ya. Hepsi senin şansına eğlendi. Çok şükür ya, çok şükür. Bir saate kadar ihaleye katılan çıkmazsa sen o zaman gör enişteni işte. Ya enişte ben de onu diyorum işte. Senden başka birileri de olmalı, sadece sen olmamalısın. Eğer bir tek sen katılırsan ondan sonra bunların diline düşeceğiz. Zaten adım çıkmış. Onun için ihaleye katılacak senden başka birini daha bulmalısın bu bir saat içinde. Sadece prosedür gereği, tamam mı? Başka hiçbir şey yapmayacak. Ya başkanım aslına bakarsan ben anlamadım bir şey yani. Malum ben ilk defa çok büyük bir iş yapacağım. Ya madem öyle o zaman ihaleye katılan birkaç tane müteahhit vardı. Onlar niye eğlendiler ya? Ya enişte onlar katılsa bu iş bize kalmazdı. Bize derken? Neyse sen bunları kafanı bunlarla yorma, tamam mı? Ben sana daha sonra anlatırım. Tamam. Şimdi sen git mutlaka güvenilir birini bul. Sadece ihaleye katılacak. Başka hiçbir şeye karışmayacak. Tamam. Yani prosedür gereği, tamam mı? Hadi. Gel. Ya yine bir şey anlamadım ya. Nasıl buldunuz? Doğru prosedür? Gelirim birini ya. Güvenilir birini nereden bulacağız? Ya Dursun'um bak. Velhasıl bir saate kadar süren doluyor. Tek yapacağın ihale için teklif vermek. Hepsi bu. Ulan Sabri Bey, adam akıllı anlatsana onu da. Ben niye müteahhit olayımışım ya? Ya Dursun'um bana ne soruyorsun ya? Ya ne bileyim ben ya, benim yaptığım en büyük iş bir evi yıkıp yeniden yapmak. O evde kazara yıkılmıştı zaten. Başkan sonra anlatırım dedi. Sen şimdi başvuracak mısın onu söyle. Ey madem bu kadar ısrar ediyorsun, bu mübarek Ramazan ayında sevap etmek için kabul ediyorum o işi. Ya aslansın ya. Ben sana şimdi hemen bir başvuru şeysi hazırlayayım. Sen altına imzanı at yeter. Öyle iş olur mu ya? Sahte çarlıvacı orada. Madem altına imzayı ben atıyorum, üstünü de ben hazırlarım. Dursun ya, sen müteahhit misin? Ne biliyorsun sen ben müteahhit miyim değil miyim ya? Biliyor musun? Bizim oraya uşaklar dünyaya geldiğinde ha böyle su terazisiyle geliyorlar da ben yani müteahhit sayılırım ya. Ve sırada müzik yayını var sevgili dinleyiciler. Ardından ilk olarak Gedikli'de Dinci Gerçeği isimli program girecek. Hemen sonra Dinciler ve Gedikli belgeseli. Onun peşinden de Gedikli'nin dincileri özel saatiyle yine karşınızda olacak. Şimdilik dincice kalın ve esen kalın sevgili dinleyiciler. Ha bu arada başkanın yeni icraatlarını da profesyonel bir ekiple anı anına izlediğimi sakın unutmayın. Her zaman için bizimle kalın, esen kalın sevgili dinleyiciler. Ne oluyor Cengiz? Başkan ihale sonuçlarını açıklamaya gidiyormuş. Hadi acele et, herkes seni bekliyor. En azından bir tek ben bekliyorum. Tamam, gidelim o zaman hadi. Hadi.
Hele şu işi bir yapayım. O zaman Sabri Yapıcı dedin, herkes orada duracak. Ya Sabricim bir dur, daha ihale açıklanmadı. Oldu mu iş ya Suzan'ım ya? Görürsün bak nasıl büyüyeceğim. Yıllardır beklediğim fırsat ayağıma geldi ya. Oldu bu iş, oldu. Baba ne oluyor sana, bu ne hırs? Ya Reyhan'ım bak, bu işte hırsız olmayacağım. Ama hırsız hiç olmayacağım, tamam mı? Çok büyümek şart, şart. Vay baba, ihaleye girmişsin öyle mi? La siz nereden duydunuz abi? Annem söyledi. Babanız nihayet müteahhit oluyor dedi. Uy, nihayet dedi. Bunca sene yapmadığın kabahat. Ya ben neyse ama şu bebelere yazık. Müteahhit ailesi olmak az şey mi? Vaktiyle niye yapmadıysan? Ya ne bileyim ya, rahmetlik babam ediydi ya o işi. Bir ara ben de bulaştım ama ne olduysa, neye soğuduysam bıraktım onu ya. Sevgili Gediklililer, bu muhteşem proje için belediyemize iki başvuru yapılmıştır. Herhangi bir kuşkuya yer bırakmamak için bu iki başvuruyu, kapalı zarf usulü yapılan bu iki başvuruyu şimdi sizin önünüzde açıklayacağım. Baba sakin ol lütfen, Allah Allah. Ya Reyhan'ım ya, yıllardır incik boncuk işlerle uğraştım yeter ya. Artık büyümem lazım. Ay kızım, babana bir haller oldu. Yani son iki bölümdür bana bir şeyler olmuştu ya, galiba ona sirayet etti. Evet, ilk ihale Sabri Yapıcı'ya aitti. Sabri Yapıcı işi 12 ayda bitirmeye ve 2 milyona yapmayı taahhüt etmiştir. Teşekkürler, teşekkürler. Bu ihaleyi bana verenleri mahcup etmemek için tabii ben... Sana ne oluyor da daha benim teklifim açıklanmadı ki. Ya Dursun sen ihale... Evet, ikinci ihalede ne de olsa rekabet olmayan ihale sağlıklı yapılamaz değil mi? He? Dursun efendi, o zarfın hali ne öyle? Ne bileyim ya, kapalı zarf usulü dediler. Ben de onu dinimize uygun şekilde kapadım da. Daha o bantları, yapışkanları, telleri atacaklar. Ondan sonra bir de çapon yapıştırıcısıyla yapıştırmışım onu da. Evet. İkinci ihale Dursun Delibaş tarafından teklif verilmiştir. Şimdi açıyorum. Evet. Dursun Delibaş teklifi hadi başkanım okusana şunu ya. Evet, teklifi işi 18 ayda bitirip daha başta süreden kaybetti desene. 1,5 milyona yapacağını taahhüt etmiştir. Başkanım ben daha kısa sürede şey ettiğim için ihale... Yani aslında öyle tabii. Bir dakika, bir dakika. Sabri Yapıcı 2 milyon istiyor. Koyu Yeşil Dursun 1,5 milyon istiyor. Halkın parası başkanın yakınları için peşkeş çekilemez. Peki halkın vakti ne olacak Ferit'im? He? Halkın vakti ne olacak? Ben 1 sene dedim, o 1,5 sene diyor ya. Ya işin hakkı budur da inşallah hayırlısı olur he. Tabii zamanın hiçbir önemi yok ki zaten. Zaman yeterince su gibi akıp gidiyor. 6 ay kaybetmişiz ne ki? Bana bak başkan, akrabana torpil yapamazsın. Onun yanında olamazsın. Ya ne akrabası ya, ne akrabası ya? Ben sadece başkanın kardeşiyle evliyim. O da şans işte yani, öyle denk geldi. Bir dakika, bir dakika. Durun, durun. Tartışmaya gerek yok. Ben, yani biz bu iki başvuruyu da, ihale için yapılan iki başvuruyu da masaya böyle uzunlamasına yatırıp en uygununu değerlendirmeye alacağız. Dolayısıyla zamanın ve paranın bu konuda hiç önemi yok.
ihaleler ihaleye katılanlara bırakılamayacak kadar ciddi işlerdir. Her şey parayla teklif demek değildir. Dolayısıyla ben şimdi gidiyorum ve 2 saat sonra kazanan kişiyi açıklayacağım. Hepinize çok teşekkür ederim. Enişte, ne bu rezalet? Ya söyle şu adama, hemen çekilsin ihaleden. Ya başkanım ben Dursun, ben dedim diye katıldı zaten ya. Ben şimdi onunla konuşurum, şıp diye şey eder o. Emin misin? Tabii ya, hem de kendiliğinden çekilir. Çekilmiyorum Sabri Bey, mümkün değil ya. Ya Dursun'um seni bu işe ben iteklemedim mi ya? Allah senden razı olsun. O zaman ne diye çekilmiyorsun? Ya biz bu işe çekilmek için mi girdik? Hem seçilirse sahte çağlık olmaz mı? Olmaz ya. Ya başkan bir kişi daha katılsın dedi o ihale şeysi için. Ondan sana gir dedik. Ya niye sahtekarlık olsun? Kusura bakma Sabri Bey. Sen bana bu işe cirdedinlik yedin. Ben cirdinlik girdim. Şimdi bir de o arada Allah'a söz verdim. Olmaz diyorum sahada. Dedim ki o bütün kazancımı hayra bağışlayacağım. Yuh hepsini ha? Hepsini. Ula benim parayla ne işim olur? Ya Dursun'um benim parayla çok işim var ya. Madem öyle çekil kenara ya. Olmaz diyorum Sabri Bey ya. Seçilirsem sahtekarlık. Ben hem Allah'a söz verdim diyorum sana. Niye anlamayasın beni? Baba selamun aleyküm. Ver elini öpeyim. Bir emrin bir arzun var mı diye sormaya geldik. Eğer yoksa sohbet eder oradan da namaza gideriz. Allah'ım bunu ona nasıl söyleyeceğim ya? Geldiğimden beri hala bir ilerleme olmadı. Merhaba İmam. Ne o? Sen ne saklıyorsun orada? Hiç. Fotoğraf. Fotoğraf. Yoksa benim fotoğrafım mı? Niye durakladın peki? Bir dakika. Ben miyim gerçekten? Benim gizlice fotoğrafımı mı çektin? Yo, hayır. Gizlice... Gizli bir şey yok. Gizlice bir şey yok. Ama yine de fotoğrafımı çektin öyle mi? Hayır tabii ki çekmedim. Kim çekti peki? Bilmiyorum yani... Bir dakika Ferit Bey. Ya bir dakika ya. Sen ortalıkta yoksun diye buraya geliyorum bir şeyler karıştırdın diye. Sonra yeniden bir şeyler karıştırdığını görüyorum. Söyler misin bana o fotoğraftaki kim? Özel bir şey diyelim. Söylememeyi tercih ederim. En azından şimdilik. Ya Dursun'um bak, madem kazandığın hepsi hayra gidecek, he? O zaman şöyle yapalım. Sen hiç yorulma, tamam mı? Üstünü başını kirletme, ihaleyi ben alayım. Ne kazanırsam %5'i senin. Sen de nereye şey edersen et, he? %7? 7,5? Ya %10 tamam mı? Anlaştık 10. Ha? Anlaştık mı? Babamın dediğini duydun Sabri amca. Ya ağzımı bile açmadı Serdar'ım ya. Benim babam öyledir. Bazen konuşmasa bile çok şey anlatır. Ulan Sabri Bey, Allah rızası işinde dümen olur mu da? Ya benim de bu işe hiç hevesim kalmadı ama madem cirdik sonuna kadar gideceğiz yok işte. Ya Dursun'um nereye gidiyorsun şuraya? Pazarlık ediyorduk ya. Ya haydi haydi gidelim. Vahşetler aldı da. Başkan efendi, Havri'ye kararını açıklayacağız. Ya bu insanların işi gücü yok mu kardeşim? Ya Allah aşkına her açıklama yapacağımız zaman... ...niye bu insanlar böyle karpuz kabuğu görmüş sinekler gibi üşüşüyorlar buraya? Bak şimdi canım karpuz çekti. Ne yapacağım ben şimdi? Evet, bütün katılımcılar burada mı? Peki... Katılımcıların fikrinde bir değişiklik yok mu? Yani geri çekilen ya da parayı artıran falan, he? Yok mu bir şey? Başkan Bey, özel bir beklediğin biri yoksa, bir durum yoksa... ...şu ihalenin sonucunu bir açıklar mısın artık? Ona göre protesto edeceğiz, miting hazırlayacağız. Elbette. Ver şunu. Elbette belediyemiz bir karar verdi tabii ki. Yani bizim belediyemiz, Gedikli Belediyesi olarak verdik bir karar. Şimdi ihaleyi Dursun'a versem bana zırnık bile koklatmaz ki bu. Bu karara göre...
yani bu karara göre... Başkanım açıkla şunu da ya, bitsin bu çile ya. Tamam, açıklıyorum. Gedikli Belediyesi olarak bu herif, yani bu katılımcılardan her ikisinin teklifini kabul etmemeye karar verdim. Evet. Ya gitti her şey ya, gitti ya. Göz göre göre gitti ya. Nasip ya, nasip. Kimse nasibinin ötesinde hiçbir şey yiyemez de. O nasıl şey başkan? Kim edecek bu işi peki? Bakalım bu işin altından neler çıkacak. Sevgili halkım, sevgili Gedikliler, bu ihaleye katılanlardan hangisini seçileceğine siz karar vereceksiniz. Hangisi sizlerden daha çok referans mektubu, destek yazısı vesaire vesaire getirirse ihaleyi o almış olacak. Eminim ki tecrübeyi, bilgiyi, birikimi tercih ederek tabii ki Sabri, yani bu iki heriften, yani bu iki katılımcıdan birini seçeceksiniz. Aslında fena fikir değil bu. İtirazı olan var mı? Ya başkanım, olur mu hiç öyle şey ya? Bu millet şey değil ki yani, elbette ki işi erbabına verecekler ya. Gör bak nasıl destek toplayacağım, kesin işi alacağım ya. Hayırlısı bakalım, hayırlısı. Hakkımızda hayırlısı. Öyleyse resmi dairelerin mesai saati bitimine kadar vaktiniz var. Hadi elinizi çabuk tutun, koşun, koşun. Hadi. Hadi. Yürü Cengiz, yürü. Biz de durmayalım burada. Bebeler, sizin bu babanız ticaretten, micaretten anlamaz. Böyle alengirli işlere de hele hiç girmez. Ailece bu zavallıya destek vermemiz şarttır. Malum. Müteahhit şeysi olmak kolay iş değil tabii ki. Merak etme anne, biz destek toplarız. Ya hele babam şu işi bir alsın. Uf abi, okulda nasıl davamız olacak? Tabii kızım, dalga mı geçiyorsun? Babası müteahhit şeysi diyecekler bize. Merhaba, nasılsınız? Efendim, yani kendim için demiyorum ama bu işi en iyi ben yaparım. He? Aslında kendim için diyorum da siz yabancı değilsiniz. Yani yabancı değilsiniz derken, yani daha adınızı bile bilmiyorum ama... ...şuraya destek için bir şey etseniz. He? Sabri Yapıcı, Y ile, tamam? Merhaba. Babamıza destek olmak ister misiniz? Kendisi sevgi dolu bir baba, vefalı bir eş ve sizler sayesinde başarılı bir müteahhit olacaktır. Buyur. Dur, deli baş. Ayrı evlerde yaşıyoruz ama müteahhit karısı oldum mu? Ona göre giyinip kuşanmak icap eder. Parası pulu umurumda değil. Sağda solda itibarı var. Mecbur öyle davranmak gerekir. Dursun efendi. Bir ihtiyacın var mıydı? Ahmet adına öyle. Çocuklarımın babası. Bir şekilde de benim beyim sayılırsın yani. Sen mühim işlerle uğraşırken... Benim senin yanında olmam boynumun borcu yani. Mühim iş ne durda? Sen okumana devam et. Bir ihtiyacın olursa beni çağır. Babacığım, beni bu işe bulaştırmasan. Yani ben böyle rekabetli işlerden pek hoşlanmıyorum ya. Reyhan'ım, ben de buraya laf olsun diye gelmiştim zaten. Şimdi bir mektup yazmaya kalksan ne var ne yok ortaya dökersin zaten. Reyhan ablacığım, kolay gelsin. Kolay gelsin. Herkes gibi babama sen de destek olmak ister misin? Yani biliyorsun, bu sektörde babam gibi bir soluğa herkesin ihtiyacı var.
abi, koş. Ben her iki tarafa da güveniyorum. Onun için sanıyorum en iyisi iki tarafı da desteklemek. Buyurun. Ya Sabri'cim, sen şimdi benim kocamsın. Şimdi ben sana referans olsam hak geçmiş olmayacak mı? Yani bak, daha yeni tövbe yaptırana kadar canım çıktı. Ya ne olur bulaştırma beni buna. Ya Suzan'ım ya, ben Dursun'un bebeleri gibi şirinlik yapıp destek toplayamıyorum ki ya. Ya daha doğrusu şirinlik yapıyorum da kimseye şirin geldiği yok ya. Bu işi almam lazım ya, hayatım değişecek. Hayatın mı değişecek? Sen memnun değil misin bizden, hayatından falan? Hiç öyle şey olur mu Suzan'ım ya, hiç öyle şey olur mu? Ama iş adamı olsam, daha çok kazansam fena mı olur ya? Aslında fena olmaz galiba ama... Bak şimdi benim anlamadığım bir şey var. Sen daha çok kazanınca biz daha mı çok yiyeceğiz? Ya baksana zaten kaç kilo fazlamız var ya. Ya Suzan'ım ya bak. Ay. Ticaret bu ya, ticaret ya. Ticarette daha çok kazanman lazım. Daha çok büyümen lazım. Daha çok şey etmen lazım ya. Ay, bu adama da bir şeyler oldu ha. Ben bunu en iyisi alayım Reyhan'a götüreyim de bir okusun. Aa, yok yok, İmam Bey'e götüreyim de bir ateşine baksın. Sonuçta sadece fotoğrafa bakıp çıkacağım. Sonuçta ben bir medyacıyım. Etik olarak her yere girip çıkabilirim. Bunda bir sorun yok. Hem haber av, medyada avcı olduğuna göre... Sonuçta bu yaptığımda bir haber, öyle değil mi? Şu imamın yaptığına bak. Bu kapının herkese açık olması gerekmiyor mu? İmam burayı kilitlediğine göre içeride bir şey saklıyor olmalı. Anahtar mı lazım? Anahtar mı? Evet. Anahtar lazım. Sen bunu nereden buldun? Bunu sana imam mı verdi? Lazım mı? Değil. Selamun aleyküm. Oo, Ferit Bey siz de mi buradaydınız? Aa, bu benim anahtarım değil mi? Ben de nereye kayboldu diyordum. Allah Allah, nasıl geldi ki bu buraya? Neyse, Ferit Bey siz beni ziyarete mi geldiniz yine? Evet, seni ziyarete geldik. Bu orucu bozan haller nedir diye kafama bir takım sorular takılmıştı da onu sormak istemiştim. Sonra birden başım ağrıdı, moralim bozuldu, gitmek istedim. Sen neden buradasın? Ben telefonumu unutmuşum da odada, tam annemi arayacakken aklıma geldi. Buyurun, girsenize. Aa, yok, gerek yok imam. Buranın havası iyice bozuldu zaten. Ha, bu arada bir dahaki sefer yerinde ol imam. İnsanların imanıyla da oynama. Ya ben ne yapacağım Sabri ya? Yani sen ne yapacaksın Sabri ya? Böyle bir fırsat insanın ayağına 48,5 yılda bir gelir ya. Bunu kaçırmamalıyım. Allah hepinizden razı olsun ya. Bu kadar imza bu kısa sürede nasıl toplandı bilmiyorum ama... Hayır işi olunca Yüce Mevla yardım etti besbelli de ha. Ayrı oturdum kocam diye demiyorum. Yan yana yaşarsanız iki dakika tahammül edemezsiniz kendisine. Fakat iş olunca ondan iyisi yoktur. Ya Allah onu başımızdan eksik etmesin. Aa.
Nasip de nasip. Yüce Mevla hepimizin hakkında hayırlısını nasip etsin he. Ya Dursun bayağı fark atmış ya. Vakit de daralıyor. Az zamanda çok büyük işler yapmam lazım. Çok insana ulaşmam lazım ama nasıl? Bu asla olmaz Sabri. Benim gibi biri bir başkanın ailesine ihale vermesine asla izin vermez. Ben öyle ayrımcılık falan sevmem. Ama bu durumda başkanın akrabasına ayrımcılık yapmış olmuyor musun ya? Ne olabilir? Bir kavgada güçsüzü koruyorsan güçlüyü tutuyorsun demektir. Ha bak bana bunu hatırlatman iyi oldu. Ne demek yani? Yani beni tutmayıp Dursun'a mı destek olacaksın şimdi? Kusura bakma Sabri. Benim adalet anlayışım bu kadar. Hem ayrıca çok işim var. Benim şüphelenecek bir imamım ve desteklenecek bir koyu yeşilim var. Şu hale bak. Dincilerin arasından dinci seçen olduk. Şimdi lütfen beni çok iyi dinleyin sevgili dinleyiciler. Biz adalete, özgürlüğe, çağdaşlığa inananlar asla hanedana, eş dost kıyaklarına destek olamayız. Evet, içimiz kan ağlıyor. Yüreğimiz daralıyor. Gözlerimiz yaşarıyor. Ama yine de bu davada bize düşen haksızlığa karşı koyu yeşile destek olmaktır. Hadi, görevini kötüye kullanan senin, benim, yetimin daha kimler vardı onu bilmiyorum. Her neyse hepimizin hakkını çiğneyen başkana asla ama asla geçit vermeyin. Sen de Dursun'u mu destekleyeceksin ha? Evet. Gel şöyle gel. Ama bir şey kazanamayacaksın öyle mi ha? Yani. Öyle öyle. Bak şimdi ne diyeceğim. Beni destekle sana %1 hisse vereyim. %1. Hı? Dursun'un adını çizip benim adımı yazman yeterli. Aa bu arada yani eşine dostuna haber verirsem başka kıyakların da olabilir sana. Bence bu süper fikir. Ne dersin? Bir kişi bir kişidir ya. Evet. Gerçi %1 gitti ama onu da reklam masrafına say ya. Şimdi o adam 3-5 kişiye bahsetse, o 3-5 kişi de 3-5 kişiye bahset. Oo şuraya bak ya. Bu reklam işi harbiden iyiymiş ya. Şansın döndü Sabri. Arkadaşlarla konuştum. Onlar da seni desteklemeye karar verdiler. Tamam. Verin arkadaşlar. Evet. Evet. Ha şey sağ olun var olun ya çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Bana %1 verdin ya arkadaşlar da ondan bekliyorlar. Bize bir kağıt falan imzalayacaksın değil mi? Ne nasıl yani ne kağıdı ya? Ya olur mu kardeşim o sanaydı ya yani herkes olur mu olur mu öyle şey ya? Bir dakika ya. Ya çek ya bırak ya çek şunu ya. Ya. Kime el atsak ters tepti ya. Neydi acaba o foto? Kimin fotoğrafı ki? İmam bunu neden saklıyor bende? Neden? Bunu bulmak zorundayım. Böylece imamın gizli emellerini de öğrenebilirim. O fotoğrafı mutlaka görmeliyim. Ne o Sabri? İşler kesat galiba. Her ne kadar şurada oturan koyu yeşil Dursun da olsa Yedikli'deki çağdaş insanların desteklediği bazı insanların başarılı olduğunu görmek çok güzel bir şey. Ya ne çağdaşı Ferit'im ya? Benim senden ne farkım var ha? Yani sen çağdaşsın ben değil miyim ya? Ya bu işin seninle bir ilgisi yok ki zaten. Ya, Dursun'a Allah yardım ediyor. Adamın derdi parayla değil ki. Ne kazanırsam Allah yolunda harcayacağım diye söz vermiş. Allah da yürü ya kulum durmak yok diyor. Sabri ne diyorsun sen? Şurada oturan koyu yeşil Dursun. Yani şu uzun sakallı adam kazandığı bütün parayı Allah yolunda mı harcayacak yani? Ay buna inanamıyorum. Ne yapacak? Kur'an kursları açacak, ha? Yurtlar açacak. Sonra da bize tekrar gol atacak. Ay böyle bir şey ben nasıl yaptım? Yani bizler buna destek olduk. Öyle mi? Öyle, öyle.
Sizin niyetiniz bozuk olduğu için de sevap yolunda avucunuzu yalayacaksınız. Neticede olan bana oldu. Hayır, hayır bu olamaz. 100.000 kere hayır. Ben bunu sana nasıl yaptım Sabri? Bana yardımcı olsaydın böyle kafayı yemiş olmazdın. Ne olurdu sanki bana bir el atsaydınız ha? Hem benim işim görülürdü hem sen şey olurdun. Niye öyle şeytan gibi bakıyorsun ya? Ya bakma bana öyle ya. Ya az öte git. Sabri. Bak aklıma ne geldi. Eğer sen izin verirsen, eğer sen de istersen ben tüm gücümle sana destek olabilirim. Ama benim de senden küçük, minnacık bir ricam olacak. Ne dersin? Ya bakma ben öyle şeytan gibi ya. Bakma ya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Olmaz öyle şey ya. Hadi söyle bakalım madem ne istiyorsun? Hadi söylesene ne istiyorsun ya? Açıkçası şu an için düşünmedim Sabri. Bana söz vermen benim için yeterli Sabri. Ya bakma böyle. Ya ne bakış öyle ya? Hayır hayır olmaz olmaz. Olmaz zaten belli senin niyetin bozuk ya. Ya tamam yani bu işi istiyorum ama böyle 3 kuruş içinde onurumu 5 paralık edemem kusura bakma. 3 kuruş mu? 2 milyon demek istedin herhalde Sabri. Ya. Dursun'a mı destek şey ettin ha? Ya Sabri ne yapayım? Baktım sana destek olamıyorum. Çocuklar da öyle şey edince dayanamadım ya. Ya sen ne ara geldin buraya? Ne o? Şaşırdın mı? Siz namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz ya. Biz de formumuza dikkat ediyoruz herhalde. Otursana. Gel otur şuraya gel. Bırak şimdi bunları da. Bak öz hakiki karım bile koyu yeşil Dursun'a destek verdi. İnadı bırak. Sen de kazan ben de kazanayım. Cık, hayatta olmaz. Şimdi tut ki sen bana destek oldun. Ya kazanamazsan? O zaman boşu boşuna sana yardımcı olmuş olurum. Tamam, anlaşma yapalım o zaman. Sen ihaleyi kazanamazsan bana yardımcı olmamış olursun. Peki alırsam ne isteyeceksin benden? Ne mi isteyeceğim? Bunu hiç düşünmedim doğrusu. Ne bileyim, küçük bir şeyler böyle mini minnacık. Ya Sabri, sen nasıl bir iş adamısın? Sen koskoca bir müteahhitsin. Bu iş bu kadar kolay mı? Hadi Sabri, uzatma ver şu elini. Hadi. Ya niyeyse sanki şeytanla pazarlık etmişim gibi bir şey hissettim ya. Yani bu iş bu kadar mühim olmasa hayatta şey etmezdim ha. Sabricim sen hiç üzülme. Ben ve dostlarımız tüm gücümüzle yanında olacağız. Hadi kalk gidelim. Sevgili dostlar, yıllarını inşaat sektörüne vermiş biri dururken nasıl olur da hiçbir tecrübesi olmayan bir dinci, ayrıca dincilerin dincisi, yeşillerin en koyusu Dursun'a destek verirsiniz? Evet, ben daha önce başka şeyler söylemiş olabilirim ama bu medyada çok sık olan bir şeydir. Medya günlük saatlik hatta anlık gerçekleri anlatır, arar, bulur ve yayınlar. Ve her yeni gerçek bir öncekini hemen yok eder. Özetle oyuna geldik ey halkım. Lütfen
zaman şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. La 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 la. Nasip da her şeyin hayırlısı olur inşallah. Sağ olun, sağ olun. Adile abla ne oluyor, hayırdır? Durup dururken ne olduysa Ferit Efendi yan çizdi. Önce Dursun Efendi'yi tuttu, sonra da Sabri Bey. Aman boş ver, bu erkeklerin işine akıl sır ermez. En iyisi sen de karışma. Kazanan baban olunca demesi kolay tabii. Baba bir şey yapsana. Arkadaşlara hava atmaya başladım. Evet baba, ihaleyi kaybedeceksin. Kaybederse bana araba alamaz ki. Ulan destek verdiklerinde sevinmedim ki. Desteklerini çektiklerinde yerineyim. Hem ticarette dur, sevap işidir ya. Gelene şükrederim, gidene hamd ederim. Dursun efendi, bunca vakit hoş bir iş ettiydin. Bunu yarım mı bırakacaksın? Bana bak efendi. Benim para umrumda değil. Lakin. Lakin. Bu iki bebenin babası müteahhit olsa fena mı olur? İtibarı artar, çevreleri artar. Hele bir seferde kendine iş etme. Milleti düşün ya. Tövbe tövbe tövbe. Ha bunlara ne oluyor anlamadım ki. Pişman edecekler beni de. Allah'ım. Ulan Dursun sen avuşu vaktiği zamanında niye bıraktın? Niye hatırlamıyorsun ya? Ulan bir yandan hatırlayıcı biriyim. Öteki yandan hatırlayamıyorum onu ya. Evet Dursun'um işte böyle ya. Biz sana yol açtık, sen bizi yolda bıraktın. Gerçi şimdi aynını bir sana yaptık ama ben bir şey yapmadım yani Ferit yaptı. Gerçi bu iş benim için hayati önem taşıyor ya. Dursun rahat nasıl olsa. Ya vakit de daralıyor. Ben ofistekileri de alıp bunları başkana teslim edeyim hemen. Evet. Reyhan'ım gördün mü bak bir de baban için hırslı diyordun. Baban hayatının en büyük işini almak üzere. Sana kalsa oho. Babacığım sabahtan beri klinikte olduğum için ne olup bittiğinin hiç farkında değilim. Ama sen bu hırsla başarılı olursan tarihte bir ilk olacaksın sanırım. Bak gayret etmene kimse bir şey diyemez. Ama hırs başka şey, azim başka şey. Ya Reyhan'ım ya sen de Emir Hoca gibi her fırsatta şey ediyorsun ya. Zaten beni de lafa tuttun. Gidip şunları gel. Sevinsin be ya. Aneden kazanamayınca benim çok mutlu olacak. Evet evet çok mutlu olacak be ya. Kolay gelsin. Sabri. Ya insanın karşısına böyle aniden çıkıyorsun ya. Ya öyle şeytan şeytan bakma yine ya. Nasıl oldu? Yeterince destek topladık mı? Topladık. Sağ olasın. Topladık. Ben ofistekileri de alıp hemen götürüp vereceğim. Güzel. Sen de bana destek olacaksın o zaman. Oluruz tabii ya, oluruz ya. Sen bir düşün ne isteyeceğine karar ver, oluruz. Söz verdik artık. Ben ne istediğimi çok iyi biliyorum Sabri. Hem yakında, burada. Ya bak yine şeytan şeytan bakıyorsun ya. Madem öyle söyle ne istiyorsun? Sabri, sana bir şey soracağım. Bu camideki odaların anahtarı sende vardı öyle değil mi? Var, ne olmuş? Onları istiyorum. Nasıl yani, hangisini? Ya merak edecek bir şey yok. Korkmana da gerek yok. Sadece girip çıkacağım o kadar. Olmaz ya Ferit'im, olmaz. Bal gibi olur Sabri. Unutma, ben sana destek göstereceğime dair sana söz verdim. Seni başarılı bir iş adamı yapacağıma söz verdi. Ama sen yan çizersen ben de neyin ne olduğunu herkese anlatırım Sabri. Ya Ferit'im son günlerde ne oldu sana ya? Önce Suzan'ı baştan çıkardın şimdi beni şey ediyorsun ya. Ya eskiden ne güzel açıktan şey ederdin sen. Artık burama kadar geldi Sabri. Senin ihaleyi kazanmak gibi bir derdin varsa benim de başka beklentilerim var. Üstelik
o beklentilere bu kadar yaklaşmış ki. Ve de senin sayen. Ya Ferit'im ya. Korkmana gerek yok Sabri. Nasılsa ihale sonuçları açıklanana kadar hiçbir şey yapmayacağız. Sen de bu sayede rahat rahat hazmedersin. Hadi şu destek mektuplarına koş. Ya onlar şey değil de ofistekileri de alayım. Diğerleri zaten yanımda. Allah! Sabri. Yok işte ya, yok. Yok burada, yok işte. Nereye gitti bu ya? Baba ne oluyor? Ben de bu Dursun neden bu kadar rahatlıyor? Rahat olursun tabii ya, rahat. Ben onca şey edeyim, şeytanla anlaşma yapayım. Sen onları kaşla göz arasında al cebe at. Hadi hepsinden geçtim. Şu sakalından utan ya, sakalından utan. Ben o işe almam lazım demedim mi sana ya? Yazık değil mi bana ya? Ula Sabri Bey ne oldu da? Ne olacak o destek şeylerini? Ben onları alabilmek için neler yaptım? Bir bilsen yüzüme bakmasın ya. Sabri Bey bu ne hal? Yoksa o işi almak için çamura mı yatmaya başladın? Uy. Ha bu kadına ne oluyor? Ya aşk olsun Sabri amca. Babamla böyle konuşman beni çok kırdı. Kesinlikle Sabri amca. Babam bizim biricik babamız Sabri amca. Ha bu uşaklar ne ediyor? Ya baba, Adile abla, çocuklar. Ya ne oluyor size Allah aşkına ya? Ya alt tarafı bir ihale, üç kuruş para. Bu ne inirsi bu kadar ben anlamıyorum ki. Sabahtan beridir bir gerginlik, bir panik. Ya hiç yakışıyor mu bize ya? Ya vallahi çok ayıp yaptınız ya. Ula şimdi hatırladım onu da. Bildiğiniz hırs bu. Ve ne yazık ki bulaşıcı hastalık gibi Dursun abi dışında hepinizi öyle bir sarmış ki ne yaptığınızın farkında bile değilsiniz ya. Çok merak ediyorum bu işin sonu nereye gidecek ama hepiniz aklınızı başınıza almazsanız gerçekten kötü olacak sonu. Allah hepimizin yardımcısı olsun ya. Ha burada mıydınız? Başkan abim haber gönderdi. Herkes ne getirecekse getirsin dedi, yarım saat bir vaktiniz kalmış. Ne yapıyorsun be ya? Üzgün görünüyor, neden be ya? Sorma Cengiz. Ne oldu be ya? Çok kötüyüm, çok. Bir anlaşma yapmıştık. Ama galiba o ihaleyi kaybettik Cengiz. Olur mu be ya? Biz kazandık Ferit, biz kazandık be ya. Sabri'nin her bir şeysini ben sakladım. Sonra hemen gidip cayır cayır yaktım be ya. Cayır cayır yaktım. Dursun kazandı yani. Biz kazandık be ya. Biz kazandık Ferit. Ne dedin sen Cengiz? Ne dedin? Biz kazandık Ferit. Biz kazandık be ya. Cayır cayır yaktım. Onu sormuyorum Cengiz. Ondan bir evvelkini soruyorum. Bilmiyorum be ya. Ben akşam ne yedim onu bile hatırlamam. Cengiz, sen Sabri'nin kağıtlarını mı yaktın? Evet. İyi yapmışım değil mi be ya? Allah. Cengiz. Ne oldu be ya? Ferit, Ferit ne oldu be ya? Ne yapıyorsun be ya Ferit? Ferit. Ya ben Cengiz'im Ferit. Buraya gel. Bir dakika. Sana buraya geldi. Cengiz. Selamun aleyküm. Hayırdır? Niye herkesin suratı asık? Niye olacak? Hepsi senin yüzünden de ondan. Gedikli halkı. Muhteşem projenizin ihaleyi kazanan kişisini açıklıyorum. Evet. Söylüyorum. Hazırsanız açıklıyorum. İhaleyi kazanan kişi Sabri Yapıcı. Nasıl yani ya? Nasıl o iş olacak başkan? Ne yaptı ne etti akrabasına ihaleyi kazandırdı. Hayır yani bunun şeytani zekasına ben bile şapka çıkartıyorum. Ben bile yetişemiyorum. Ya başkanım nasıl oldu bu iş ya? Yani senin istediğin o destek şeylerini bile getirmedim ben daha. Ya senin yerine Dursun getirdi. Sen göndermedin mi onları? He ben verdim onu da. Ula kim ne ederse etsin. Bundan sonra böyle işlere bulaşmayacağım. Zaten düşünüyorum. Diyorum ki ey ciddi Dursun efendi. Sen niye bu baba mesleğini tercih ettin ki?
Sizi gördüğüm zaman, sizin durumunuza baktığım zaman anladım işte neden öyle ettiğimi. Daha şunca acıkken yoldan çıkan insanları gördüğümde demiştim ki Dursun Efendi, bu iş sağa göre değil. Ben bu işi yapacak olsaydım Allah rızası için edecektim. Ama Allah affetsin, ben kendime güvenmiyorum. Hem bu yaştan sonra dünya malıyla sınanmak da istemiyorum. Bana yakışmaz zaten. Bunca insanın olduğu, bunca sözün olduğu yerde de ne bileyim ya. İnşallah Yüce Mevla rızkımı başka bir yerden verir. Öyleyse Sabri Yapıcı için koca bir alkış. Ya başkanım ya, beni de düş bu işten ya. Kim yapacaksa yapsın ya. Başka zaman inşallah. Ya Ferit, sana bir söz vermiştim ya. Ne sözü? Şimdi boynum kıldan ince. Ne istiyorsan yap. Katlanacağım mecbur. Ay, bu dincilerin kafası hiç çalışmıyor mu yahu? Evet, ben sana ihaleyi alabilirsin dedim. İhaleyi almış mı oldun şimdi? Yani biliyor musun, senden ne müteahhit olur, ne kalfa, ne çırak, ne de amele. Senden bir cacık olmaz. Aa, yeter ama ya. Bu dincilerden sıkıldım artık. Her defasında her şeyden ben etkileniyorum. Ne oldu burada? Çok uzun hikaye hocam. Ama çok şükür sonu iyi bitti. İyi madem. Hem herkes mutluysa gerçekten güzel bir şey olmuş demektir. Hem bu Gedikli'de zaten insanlar güzel gördüğünü fark ettiği zaman hayat gerçekten daha güzel bir hal alacak. Hem bu hayatta güzel düşüncelerle iç içe olduğu zaman hayatın tadı daha çok çıkmıyor mu? Ferit Bey, eğer vaktiniz varsa bizim o tarafa doğru gelebilir misiniz? Bir türlü sizle oturup bugün konuşamadık. Benim merak ettiğim o fotoğraf. O fotoğrafı bana gösterirsen olabilir. Tamam, söz göstereceğim. Ama bugün değil. Buyurun. Can.